Merhaba değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün bitki köklendirmek için birkaç basit yöntemden bahsedeceğiz. Özellikle evde bulunan bazı bitkilerden dal alarak fide yapmamız gerekiyor. Bunu genelde klasik olarak suyun içerisine koyuyoruz ve bir süre sonra kökleniyor. Daha sonra toprağa, saksıya dikimini gerçekleştiriyoruz. Bugün sizlere 3 farklı yöntemle bu suda veya normal şartlarda köklendirmenin çok hızlı ve etkili ve sağlıklı olmasını sağlayan 3 yöntemden bahsedeceğiz. Bunu uyguladığınızda gerçekten bitkileriniz hem çok hızlı köklenecektir basit yöntemlerle, hem de kökler sağlıklı oluşacaktır. Arkadaşlar, birinci yöntemimiz tarçın suyunda bekleterek köklendirme. Bunun için yaklaşık 1 çay kaşığı bir bardak suya konuyor, ılık, çok soğuk olmayan suya konuyor. Daha sonra fideler burada bekletilerek çok hızlı bir şekilde köklenmesi sağlanıyor. Bunu denedik arkadaşlar, karşılaştırmalı olarak. Görmüş olduğunuz bir reyhan dalından alınan ve fide yapmak için kullanabileceğimiz bitki kısmı. Bunu normal suda yaklaşık bir hafta, 8-9 gün içerisinde köklendiğini gördük. Ancak tarçınlı suda bu yaklaşık 5-6 güne indi. Yani yarı yarıya daha kısa bir sürede. Ayrıca kökleri de çok sağlıklı oldu. Bu şekilde toprağa dikerek fidemizi yetiştirdik. Birincisi, dediğimiz gibi tarçın, toz tarçın suyunda bekletmek. Bir diğer yöntem de arkadaşlar oldukça etkili ve yine bitkinin çok hızlı köklenmesini sağlayan bir yöntem bal. Evet arkadaşlar, bildiğimiz bal. Hemen yine bitkilerimizin fide olarak kullanılacak kısımlarını bala bandırıyoruz. Evet, kesim yapılan yerdeki hemen yaklaşık yarım santimetrelik kısmı bala bulandırıyoruz ve bu şekilde toprağa dikiyoruz. Toprakta çok hızlı bir şekilde kök salıyor. Balın içerisinde bulunan birçok bileşik arkadaşlar hormon görevi görüyor ve bu şekilde bitkinin hızlı köklenmesini sağlıyor. Diğer bir yöntem de işte saksıda yetiştirdiğimiz aloe vera bitkisinin herhangi bir kısmını alıyoruz ve ikiye böldüğümüzde jel kısmı ortaya çıkıyor. Yine fidelerimizden birini arkadaşlar bu jele iyice bandırdıktan sonra özellikle kesilen kısmın iyice bunu yedirmemiz lazım. Ve bu şekilde yine toprağa dikiyoruz. Bu da çok hızlı ve sağlıklı kök oluşumu meydana getiriyor. Evet değerli dostlar, bitki kısımlarından fide elde etmek için bu evde uygulayacağınız çok basit 3 yöntemi de kısaca sizlere sunmaya çalıştık. Tarçınlı su, bal ve yine aloe vera jeli ile bitkilerimizi çok kısa bir şekilde dalları köklendirip fide haline getirmemiz mümkün.